Menarini Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Başrolde Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Murat. Ben Tolga. Bugün de yeni çok güzel konular konuşacağız. Özellikle toplumun çok merak ettiği, gerçekten biz de çok zorlanıyoruz Tolga. Akut romatizmal ateşi konuşacağız bugün. Akut romatizmal ateş, ASO tetkiki yaptırıyorlar. ASO. Gerekli mi gerçekten, bunu konuşacağız. Ve aynı zamanda ben penisilin almam lazım, antibiyotik almam lazım diyor. Akut romatizmal ateşim var diyor. Kalp kapak tutulum var diyor. Nedir akut romatizmal ateş? Çok güzel değindin Murat. Bunlar gerçekten de çok zorlandığımız konular. Hastaları öncelikle ikna etmemiz lazım bu konuda. Öncelikle akut romatizmal ateş nedir, bunu bir anlatalım. Halk dilinde kalp romatizması diye bilinir. Genellikle aslında 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda görülen bir hastalıktır. A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bir mikroorganizmanın yapmış olduğu bademcik enfeksiyonuna ikincil gelişen bir durumdur. Niye ikincil gelişir? Çünkü vücut bunlara karşı, bu mikroorganizmaya karşı bir antikor üretir. Yani savaşan bir hücre üretir. Fakat bazı insanlarda bu yapılan antikorlar, üretilen antikorlar vücudun kendi dokularına zarar vermeye başlar. Ve bu durumda da akut romatizmal ateş meydana gelir. Akut romatizmal ateş nasıl karşımıza çıkıyor? Esasen hani bunu da konuşmak lazım. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi bir ateş söz konusudur. Yani hastalar 38 derece üzerinde bir ateşle genellikle başvururlar. Eklemler tutulur, kalp tutulabilir, beyin tutulabilir ve ciltte bir takım tutulumlar olabilir. Burada eklemlerin tutulumu biraz karakteristik bir tutulum vardır. Yani gezici tarzda bir eklem tutulumu yapar bu hastalık. Nedir bu? En çok aslında diz, dirsek, el bileği, ayak bileği gibi büyük eklemleri tutar. Önce bir eklemde başlar. Genellikle bir gün sürer ama 2 ila 7 günde sürebilir bu. O eklemde ağrı, kızarıklık, ısı artışı ve şişlik şeklinde bulgular meydana gelir. Bir eklemdeki biterken diğer başka bir eklemdeki başlar. O yüzden de buna gezici artrit denmiştir. Genellikle hiç tedavi edilmese bile bir ay içerisinde düzelir. Fakat ağrı kesiciler, aspirin, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, kortizon tarzı ilaçlar bunun erken dönemde başlanırsa bir eklemde kalmasını sağlar ve başka bir ekleme sıçramadan hastalığı orada sonlandırabilir. Burada en önemli tutulum kalple ilgili. Çünkü diğer tutulumların hepsi geçici ama kalp tutulumu ileride büyük problemlere yol açabiliyor. Ne yapıyor kalpte? Kalbin bütün tabakalarında, yani dıştan içe sayarsak dıştaki zar, perikard, kalbin kendi kas dokusu miyokard ve içindeki doku endokard dediğimiz 3 tabakayı da tutabiliyor ama en çok endokardı tutuyor ve bu yüzden de kapak problemlerine yol açıyor. En sık tutulan kapak mitral kapak, ikinci sıklıkta aort kapak ama tüm kapakları da tutabiliyor. Ne yapıyor erken dönemde? O kapakta iltihap, ödem ve buna bağlı olarak da kapak yetersizliğine yol açıyor. Bu belirli derecelerde olabilir ama bazen çok ciddi anlamda ileri derecede olabiliyor ve kalp yetersizliğine dahi yol açabiliyor. Bir diğer tutulum bölgemiz cilt. Ciltte haritamsı, kaşıntısız kızarıklıklar yapıyor. Bir de beyni tutabiliyor. Bu da çok önemli. Beyin tutulduğunda biz buna kore diyoruz. Vücutta, gövdemizde, bacaklarda, kollarda, yüzde tik şeklinde böyle istemsiz hareketler oluyor. Bu hastanın ayrıca tanısında şey çok önemli. Yani bunlar uyuduğu zaman hastalar düzeliyor bu hareketler. Genelde de yine 3-4 haftada düzelen bir durum. Ama bazen 15 haftaya kadar da uzayabiliyor. Tüm bunlar akut dönemde olanlar ama kalpteki problemler devam edip ileride ciddi kapak problemleri ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Bu hastaların tedavisi de çok önemli Murat. Evet. Çünkü burada esas önemli olan şey aslında boğaz iltihabına ikincil gelişmesi. O yüzden o mikroorganizmayı yok etmemiz lazım. Evet. Akut dönemde mutlaka antibiyotik tedavisi veriyoruz. Ve o eklem ağrıları, bazen kalp ağrıları nedeniyle de yine nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve kortizon tedavisi yapılabiliyor. Bu dönem penisilin kullanımı nedir? Bu şöyle, hasta akut romatizmal ateş geçirdi fakat herhangi bir kalp tutulumu yok. Bu kişilerde önerdiğimiz 5 yıl ya da 21 yaşına kadar antibiyotik tedavisini devam ediyoruz. Çünkü bu tekrar boğaz iltihabı geçirdiğinde tekrar olacak bir olay. O yüzden de biz bu hastaları korumamız lazım. Hangisi daha uzunsa, mesela hasta 5 yaşında 5 sene değil, 21 yaşına kadar. Mesela 17 yaşında 5 sene mutlaka, yani 22 yaşına kadar kullanması lazım. Hangisi daha uzunsa. Eğer romatizmal ateş geçirdi, kalp tutulumu oldu. Ama kalp tutulumu kalıcı olmadı. Yani ciddi bir hasar bırakmadı. O zaman da mutlaka bu hastalarda 10 yıl ya da 21 yaşına kadar yapıyoruz. Hangisi daha uzunsa. Ama kalp tutulumu oldu ve hasar bıraktıysa, o zaman bunlarda da yine 10 yıl ya da 40 yaşına kadar, ama esas önerilen ömür boyu penisilin tedavisini bu hastanın alması şeklinde. Burada esasen en büyük problem
Dediğim gibi eklem tutulumu, beyin tutulumu, ciltteki tutulumlar bunlar geçici ama kalpteki tutulum ilerleyen yaşlarda özellikle 20'li yaşlardan sonra ciddi hasarlar oluşturup kalp ameliyatlarına kadar gidebilecek ciddi tabloları oluşturabiliyor. Demin çok güzel bir şeyden bahsetmiştim. ASO değeri. ASO evet. Dediğimiz şey aslında geçirilmiş bir boğaz iltihabının yani bu A grubu beta hemolitik streptokokların yapmış olduğu enfeksiyonun göstergesi. Yani yakın zamanda geçirdiğinin belirtisi. O yüzden de ASO'su yüksek diye bir hasta eklem romatizması ya da romatizma ateş olmuyor. Bu geçirdiği hepimiz boğaz iltihabı geçiriyoruz. Hepimizin ASO'su yüksek olabilir ama bu akut romatizmal ateş midir? O farklı bir tablo tabii ki. Burada önemli noktalardan bir tanesi şunu söylemek istiyorum. Bu hastalar özellikle gelişmekte olan ülkeler daha sık gözleniyor. Yani gelişmiş ülkelerde bu daha az. Gelişmekte olan ülkelerde de ciddi anlamda bir kalp damar cerrahisi problem olarak karşımıza çıkıyor. Yani nedir? Bu kapak ameliyatlarına gidiyor. Tedavisinde birinci tedavi tabii kapakların cerrahi olarak tedavi edilmesi. Tabii geç kalınmadan. Eğer geç kalınırsa kalp yetersizliği gelişir ve o zaman tabii ki iş işten geçmiş olur ama bu hastaları yakın takip edip kalp kapaklarının tedavi edilmesi gerekiyor. Ne çeşit kapaklar kullanılabilir? Ondan da biraz bahsedelim. Şimdi burada mekanik kapaklar ve biyoprotez kapaklar söz konusu. Ama hepsinde kanserlendirici kullanmamız gerekiyor değil mi? O çok önemli bir nokta Murat. Aslında ondan bahsedeceğim. Yani mekanik kapak kullanıyorsak bu zaten karbon ya da titanyumdan yapılıyor. Mutlaka ömür boyu kanserlendirici ilaç kullanacak. Biyoprotez kapaklarda ise bir süre ameliyattan bir süre sonra kullanıyoruz ve kesiyoruz. Yani ne zaman biyoprotez kapak tercih etmeliyiz sorusunun cevabı aslında bu. Hastada bir kanama bozukluğu var ve bu kan sulandırıcı ilaçları kullanamayacaksa mutlaka biyoprotez kapak takalım. Ya da genç hasta çocuk doğurmak istiyor ve kullandığımız kan sulandırıcı ilaçla bebekte problem yaratma ihtimali olan durumlarda yine biyoprotez kapak kullanıyoruz. Bir de hasta 70 yaşın üzerinde ise bu hastada biyoprotez kapak tercih ediyoruz. Nedeni de şu, biyoprotez kapaklar mekanik kapaklara göre daha az dayanıklı. O yüzden de erken yaşlarda kullanırsa ikinci belki üçüncü ameliyatlar gerekiyor. O yüzden de yaşı ileriyse hastanın yani o biyoprotez kapak ömrünün sonuna kadar yeteceğini düşünüp bu tercih edilir ama onun dışında mekanik kapakları tercih etmek lazım. Burada da önemli bir konuya daha değinmek istiyorum tedavi anlamında. Özellikle demiştik ki en çok mitral kapak tutuluyor. Mitral kapakta ne oluyor? İşte kalınlaşma, yapışıklıklar ve kapakların hareketinde kısıtlanma oluyor. Normalde kapaklar şöyle açılıp kapanırken burada kapaklar hafif hareketler yapabiliyor. Yani çok ciddi hareketleri kısıtlanıyor ve bu da kapakta daralmaya yol açıyor. Biz buna mitral stenoz diyoruz. Bu mitral stenoz izole ise yani tek mitral kapakta ciddi bir kapak yetersizliği eşlik etmiyorsa ya da diğer kapaklarına cerrahi gerektiren bir durum yoksa ve bu kapağın yapısı da balon yapılmasına uygunsa kasıktan girip balonla kapağı açabiliyoruz. Ve bu şekilde de biz ameliyata zaman kazandırmış oluyoruz. Bu da bir tedavi yöntemi. Ama tabii ki esas tedavisi bu hastalığın cerrahi tedavi. Gerçekten hani toplumda bu akut romatizmal ateş, sen de dedin halk arasında kalp romatizması evet. Biliniyor. Acayip şekilde farklı yorumlayanlar var ve gerçekten de son dönemlerde çok kafası karıştı. İnsanların çok güzel özetledi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Tolga. Ben teşekkür ederim. Yine merak edilen konuları Tolga'yla bahsedeceğiz bir dahaki programlarımızda. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.